Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaf ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Fakat yağmur yağacak diye meteorolojik tahmin raporları gelince dedik o zaman işi sağlama alalım. İsrail'e varılan mütabakata değinen Erdoğan, bütün süreci Filistinli yetkililerle istişare ederek yürüttüklerini belirterek, biz Filistinlilerin hak ve hukukuna halel getirecek hiçbir dayatmayı kabul etmedik dedi. Türkiye olarak bu sürecin tamamını Filistinli kardeşlerimizle istişare içinde yürüttük. Dün Sayın Abbas'la, Cuma günü de Sayın Halit Meşal'le görüşerek bu adımları attık. Kendileri bu gelişmeleri gayet olumlu değerlendirdiler ve biz de yola devam ettik. Biz bugüne kadar ne Filistinlilerin hak ve hukukuna halel getirecek ne de Mavi Marmara şehitlerinin ruhlarını muazzeb edecek hiçbir şartı, hiçbir dayatmayı asla kabul etmedik, etmeyiz. İlk yardım gemisinin Gazze'ye ulaşmasıyla Filistinlilerin ikinci bayramı yaşayacağını söyleyen Erdoğan, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlalleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini de vurguladı. Gazze'deki Filistinlilere nefes aldıracak, çok uzun yıllardır yaşadıkları mağduriyetleri düzeltecek adımları inşallah süratle atacağız. Cuma günü inşallah az önce söylediğim gemi yola çıkıyor. Ve ilk gemi Aşdod limanına ulaşacak. İnşallah bu yardımların Gazze'ye teslim edilmesiyle Filistinli kardeşlerimiz ikinci bir bayramı yaşayacaklar. Tabii Gazze'deki bu gelişmelerden sonra Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumanın mücadelesini verirken Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı asla unutmuyoruz. İsrail'in Kudüs'teki ve Mescid-i Aksa'daki hukuksuzluklarına karşı itirazlarımızı bu görüşmeler başladıktan sonra elbette devam ettireceğiz. Rusya ile olan krize de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği mektupla birlikte ilişkilerin normalleşeceğine inandığını söyledi. Rusya ile de biliyorsunuz bir uçak krizi meselemiz vardı. Bu olumsuzlukları da ortadan kaldırmaya yönelik adımları attık. Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda gönderdiğim mektupla vardığımız mutabakatın her iki ülkenin de hayrına olacağına inanıyorum. Sayın Putin'e gönderdiğim mektupla kendisine hem yaşanan hadiseden duyduğumuz üzüntüyü ifade ettim, hem de geniş bir alanda yapabileceğimiz bölgesel işbirliği imkanlarını hatırlattım. Her iki ülkenin de zararına olan mevcut durumu bir an önce geride bırakarak ilişkilerimizi süratle normalleştireceğimize inanıyorum. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği mektubun ardından karşılıklı adımlar atılmaya devam ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak teşekkür edecek.